Bunlar nazi kalıntısı. Bunlar faşist. Türkiye'nin AB üyeliği gerçek dışı. Türkiye AB üyeliğine hiçbir zaman olmadığı kadar uzak. Türkiye ve Avrupa ilişkileri oldukça gergin. Almanya ile başlayan kriz önce Hollanda'ya ardından tüm Avrupa'ya yayıldı. Başta sen de şu anda nazi uygulamasını yapıyorsun. Tayyip Erdoğan yönetiminin Almanya ve Hollanda'ya yönelik sözleri ilişkileri derinden sarsıyor. Faşist deyince rahatsız oluyorlar. Bu nazi anlayışı deyince rahatsız oluyorlar. Biz nazi suçlamasını yaparken senin yaptığın uygulamaya göre yapıyoruz. Batı'dan her gün Türkiye'ye yönelik sert açıklamalar geliyor. Son açıklamayı Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu komseri Jones Han yaptı. Han, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden giderek uzaklaştığını belirtti, üyeliğin gerçek dışı olduğunu söyledi. Görüyoruz, duyuyoruz faşizmin ve nazizmin ayak seslerini rap 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 geliyor. Hükümet söylemleri sertleştikçe de yurt dışı etkinliklerinde sınırlamaya gidildi. AKP yönetimi planlanan etkinlikleri iptal etti. AKP'li yöneticiler konuyla ilgili önce Hollanda'da sonra Almanya'da bu kararın alındığını bildirdi. Ekonomi ve ticari ilişkilerimiz masada olmayacak. Gerilen ilişkiler en çok ekonomiyi etkiledi. Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 2023 yılına kadar 500 milyon dolarlık ihracat hedefliyordu. Hollanda ile yaşanan kriz nedeniyle hayaller suya düşecek gibi görünüyor. Çünkü görüşülen 30 Hollandalı firma projelerden vazgeçmek üzere.